Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de iyiyiz. İyiden kastım çok çok da iyi değiliz yani. İşte lafta iyiyiz yani, öyle söyleyeyim size. Çünkü dün talihsiz bir kaza yaşadık. O yüzden sıkıntılıyız yani. Nasıl bir kaza yaşadık? Dün tarlaya gittik arkadaşlar. Tarlaya giderken köpekleri de götürdüm yanımda. Tarlaya giderken bizim erkek olan köpeğimiz, yani Rüzgar dediğimiz köpeğimiz, römorktan yani traktörden atladı. Traktörden atlayınca da lastiğin altında kaldı. Ezildi yani. Dur. Ezildi. Dün orada çok acı çekti yani. Araçta bulamadım. Veterinere götürecektim. Veterinerle iletişime geçtim. O yüzden yani köpeğimizi kaybettik dün, öyle diyeyim size. Yani hayatını kaybetti köpeğimiz. Traktörden atlayınca traktör şu ön ayaklarının işte o kürek dediğimiz yerden, şu boyun kısmından, dur, boyun kısmından geçmiş arkadaşlar. Ben görmedim tam olarak. Çünkü ben traktör kullanıyordum. Yani ezildi. Ben en son traktör üstünden geçtikten sonra fark ettim yani. Traktör üzerinden geçmiş, köpek kaçıyordu, o sıra fark ettim ben. O yüzden yani köpeğimizi kaybettik. Veterinere götüremedim, araç bulamadım. En son bir araç buldum. Onu almaya köye geldim traktörle. Geri giderken aradılar. Köpek öldü. Araç getirme diye. Zaten benim vardığımda köpek ölmüştü yani. Ölmüştü. Onu gömdük oraya. Orada bıraktık geldik yani, öyle söyleyeyim size. Yani talihsiz bir olay. Ama bir o kadar da acı bir olay yani. Çünkü küçüklükten beri bizimleydi. Aşağı yukarı 8 aylık olmuşlardı. O yüzden köpeği kaybettik yani. Dün hiç kendimde değildim yani. Dün ağla ağla bir hal oldum. Akşam gözlerim kıpkırmızıydı. Şu anda yani hiç böyle neşem yok. Keyfim yok. Öyle diyeyim size yani. Her aklıma geldiğimde yani böyle doluyorum yani, köpek aklıma geldiğinde. Öyle söyleyeyim size. Yani sıkıntılı bir durum. Psikolojik olarak şu anda çok çok da iyiyim diyemem yani. Hani bir üzerimde bir suçluluk hissi var, suçluluk duygusu var. Hani kendim yapmışım, kendim ezdim, tamam, hani kendi traktörüm de oldu. Fark etmeden oldu ama ben ezdim yani, suçlu benim. O yüzden hani kendimi suçlu hissediyorum yani. Yani kendimi affedemiyorum bir türlü. Hani işte olmasaydı çok çok iyiydi ama oldu. Yani dün orada bıraktık geldik. Sadece tasması kaldı bize. Anı, hediye. Bir de elimizde şu anda yumağımız kaldı. Şu anda yumak yanımda zaten, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bak. Şişt. Bunun da şu anda hiç keyfi güzel değil yani, iyi değil keyfi. Keyfi yok, öyle söyleyeyim. Hiç havlamıyor, oynamıyor. O olmadığı için keyfi yok. Normalde sabahlara kadar havlardı. Ben bu gece uyuyamadım. Saat 1-1.30 arası dışarıdaydım. Dışarı çıktım yani. Uyuyamadım hırsımdan, sinirimden. Yani beni orada gördü, havlamadı bile. Normalde erkek olduğu zaman hemen şey yapıyorlardı, yabancılıyorlardı. Havlıyorlardı ikisi bir. Hiç havlamadı bile yani. Beni gördü, sadece baktı. Dediğim gibi arkadaşlar, şu anda köpek arayışı içindeyiz. Arıyoruz. Birkaç yerle görüştüm.
Bir yerle daha görüştüm. Oradan haber bekliyorum. Eğer bulabilirsem 7-8 aylık, yani ölen köpeğimin eşinde, ayarında onu getireceğim. Yani parası ne olursa olsun getireceğim yani. Çünkü bu tek olduğu için yemiyor, içmiyor, işte keyfi yok. O yüzden hemen bir tane ayarlamam lazım, bulmam lazım. Çünkü yani bu da kilodan düşebilir yemeyerekten. Arayış içindeyiz. Birkaç yerle görüştüm. Şimdi bir yerden haber bekliyorum. Eğer bulabilirsem gideceğim, getireceğim hemen. Çünkü olmuyor böyle yani. Şimdi biz de alıştık. O yüzden hemen getirmem lazım. Yani zor bir durum arkadaşlar, öyle diyeyim. Hani besleyip büyütüp kendi elinizde ölmesi zor bir durum. Yani duygulanıyorum, konuşamıyorum şu anda. Öyle diyeyim size. İşte dediğim gibi arkadaşlar, çocukluktan beri bizle büyüdüğü için, bizle olduğu için hani insan yokluğuna alışamıyor. Hani varmış gibi, işte gelecekmiş gibi. Hani öyle düşünüyorsunuz ama gelmeyecek yani, yok. İç organları patlamış arkadaşlar. Veterinerle görüştüğümde çok da fazla bilgi vermek istemiyorum hani aklıma geldikçe. Hani üzülüyorum, duygulanıyorum. O yüzden çok da detaya girmek istemiyorum. İşte iç organları patlamış. Hani kucağıma alıp getirecektim ben araba bulunca ama korktuğum için getirmedim. Yani ben kucağıma aldığımda baskı yapıyor. Baskı yapınca da ağzından habire kan geliyor. Kan geldiği için de hani daha çok üzülüyorum öyle görünce de. En son işte dediğim gibi ben araba aramaya gelince orada ölmüş yani. Benim gittiğimde zaten can çekişiyordu. Hani ben gelene kadar dayanır demiştim ama dayanmamış. Ölmüş yani. Yani bu konuyla alakalı çok vicdan azabı duyuyorum çünkü hani ben bu yaşıma kadar hiçbir canlıya zarar vermedim. Tabii bu kasıtlı bir şey olmadı ama hani kasıtlı olmasa bile hani zarar verdim. Sonuçta hani ben öldürmüşüm gibi oldu. Veya ben öldürdüm, öyle diyeyim. Çünkü her ne kadar kaza da olsa hani ben bu yaşıma kadar hiçbir şey incitmedim ama yani daha dün bu olayı yaşadım. Yani ezdim traktörle, işte öyle diyeyim size. Her ne kadar kasıtlı olmasa da, hani bilerek olmasa da, bilmeyerek olsa bile hani benim için çok üzücü bir olay. Sıkıntılı bir durum. O yüzden hani kendimi bir türlü böyle şey yapamıyorum, böyle hani toparlayamıyorum. Habire aklımda yani. Yani dediğim gibi kendimi bu konuyla alakalı hiçbir zaman şey yapmayacağım yani, böyle hem köpeğimi de unutmayacağım, bu olayı da unutmayacağım yani. Benim için bu bir ders oldu yani. Artık bir ders çıkardık bundan. O yüzden traktörle bir daha hiçbir şekilde yani bindirip götürmeyeceğim. Benim için bir ders oldu bu. O yüzden arkadaşlar size böyle bilgilendirmek için bu videoyu çekmek istedim yani. Hiç de keyfim falan yok yani, moralim falan da yok. Yani ot orak topluyoruz. Hiç böyle kafam yerinde değil. Hani birkaç günde video falan çekmeyeceğim. Bir şöyle kendimi toparlayayım. Toparlamam lazım. Sonrasında videolara devam ederiz. Çekeriz yine. Şimdiki ilk önceliğim tabii ki köpek. Yani hemen bir tane ayarlamam lazım, bulmam lazım. Yoksa hani psikolojik olarak kendimi şey yapamıyorum, toparlayamıyorum. Hiç olmazsa o boşluğu doldurmam lazım. Hani hemen bir tane bulursam öyle kendimi şey yapabilirim, hani teselli edebilirim. O yüzden ilk önceliğim şu anda kafamdaki tek şey hemen bir köpek bulabilmek. Yani bir
Dişinin yanına hemen bir tane getirmem lazım. Şu anda onun derdindeyim. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. Gel. Azalıyor, görüyor musun? Yani, deminki gibi çok doğru. Değil mi? Şeydir. Kafayı çevirsene bir tarafa. Gel. Gel.